Merhaba arkadaşlar, ben Eser. Size Real Basketball adında Türk yapımı bir oyun tanıtacağım. Oyunu Mobilecraft adında bir firma yapmış. Firma Cumhur, Onat ve Veys Dinçer tarafından kurulmuş 2011 yılında. Ayrıca bu Mindtune'in kurucusu tarafından da yatırım almış. Yani adamlar herhalde bunların iş yapacağını düşündüğü için yatırımda falan bulunmuş ki şu anda zaten indirilme sayılarına falan bakıyorum. Atıyorum Android platformunda 10 milyonla 50 milyon arasında indirim almış. Bayağı iyi rakamlar. iOS'ta da var bu fakat yine Windows Phone'a koymamışlar. Ben çok şaşırdım ve biraz da yadırgadım açıkçası çünkü bu kadar büyük bir isim yapmış oyunun Windows Phone'da olmaması çok enteresan yani. Hani herhalde ilerleyen günlerde yaparlar ama zaten Adamların önceden de yapmış olduğu oyunlara baktığımda onlarda da hiç Windows Phone yok. Atıyorum Flick Shot 2'de bile şu anda Windows Phone yok. O oyunda şu anda çok yüksek indirim sayılarına ulaşmış. Oyunun şöyle ana ekranına baktığımızda tekli, çoklu, başalar ve mağaza kısmı var. İlk önce tekli kısmından başlayalım. Oyunda turnuva, sonuna kadar zamana karşı ve tek top var. All Star ve blok şu anda satın al kısmında olduğu için onları ben mesela satın almadım. O yüzden şu anda onlara giremiyorum. Şu turnuva kısmına baktığımızda ilk önce top, şuradaki saha seçimi ve forma seçimi var. Bunlara teker teker hemen hızlı hızlı bakalım. İlk önce şu topa bakalım. Topta bu şekilde seçenekler bulunuyor. İsterseniz biraz daha şu MP kullanarak. Bu MP de şey oyundaki para. Bu para Kullan, bu parayı kullanarak oyunda işte top alabiliyorsunuz işte forma satın alabiliyorsunuz onları ben şimdi yavaş yavaş göstereceğim size. İsterseniz böyle isabet oranını arttıracak 10.000 mp'lik toplar var. Bunları biraz daha arttırabiliyorsunuz isterseniz. Şurada all star modu var puanları ikiye katlıyormuş. Burada mesela ikili com mod moduna geçer diyor. İşte gördüğünüz gibi bunlar hep para. Buradaki 40.000 mp de 37.5 liraya tekabül ediyor. Yani paranız varsa isterseniz bu topla birlikte çok daha iyi basketler atabiliyorsunuz. Bir de şurada sağ kısımları var. Tabi burada sokağa görünce aklımız hep ortaokul ve ilkokuldaki o basket potaları geldi. Lise zamanlarımızda tatmin olmak için onergen gidip sırayla aynı sımacı basmaya çalışırdık o ilkokul potalarında. Geldik formalar kısmına. Benim bu oyundaki formam bu. Ama öncesinde şöyle formalar var onları göstereyim ben size. İlk önce şundan başlıyor. Allah aşkına yani şu formaya bir bak. Şu kombini yani nur yerli taş görse suratından 10 tane keps çıkarırız herhalde. 17'sinde çok rahat web tekno yazısında gömeriz. Ondan sonra şu formalara bakalım. Benim formam buydu. İlerleyen formalara baktığımızda onları da bu şekilde satın alarak kullanabiliyorsunuz. Şöyle biraz hızlı hızlı bakalım. Siz de görün diye. Şimdi oyunun gelelim oynanışına. Tekli ve çoklu olmak üzere iki tane bölüm var oyunun. Şu tekliye bir bakalım. Teklide turnuva sonuna kadar zamana karşı ve tek top vardı. Ben şu turnuvadan başlıyorum. Şurada kolay ve zor var. İsterseniz bu şekilde halledebiliyorsunuz. Ama ben size oyunu daha rahat gösterebilmek için kolay da göstereceğim. Oyuna dedikten sonra karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Ben önceden oyun oynadığım için seviye 55 55'e gelmiştim. Onu da kaldığın yerden devam etmek için benden para isteyecek. Evet ama ben buna hayır diyeceğim. Size en baştan göstermek için. Oyunda başla dedikten sonra direkt oyun başlamış oluyor. Şu elinizde şu şekilde bakın sol tarafta bir bar var. O bar tam ortası yeşil olacak şekilde şu kaydırmayı bırakıp basit atmaya çalışacaksınız. Bakın ben mesela şu anda ya bu oyunu çok çok oynadığım için artık bende refleks haline geldi. Sizde de muhakkak bir 4-5 oyundan sonra hızlıca bunu yapmaya başlayacaksınız. Size hedefler veriyor. Az önce hedef 10'du. Şu anda 50 olması lazım. Ben şimdi 50'yi geçebilmek için biraz daha kastıracağım. Bakın şöyle hızlı hızlı hemen ne kadar hızlı yaparsanız tabii o kadar daha fazla basket atma şansınız olacak. Ve o bar çok önemli. Yani o tam şu uç kısmına denk getirmeye çalışacaksınız ki oyunda sürekli olarak basket atıp diğer aşamaya geçebilirsiniz. Ama muhtemelen ben geçemedim. Şimdi gelelim oyunun tam aksiyonun olduğu kısma. Şu çoklu kısma geldiğimizde gördüğünüz gibi online bazı odalar var. Buralardan mesela Street Beginner, Street Regular falan var. Bu en az oynayabileceğiniz 250 kuruşluk. Ben çoluğumu çocuğumun rızkını buraya yatırdığım için ve sürekli oynadığım için ve ayrıca kaybettiğim için de bir ekmek almalık kadar param kalmış. Yani şurada görüyorsunuz 250. Çünkü ya yani bir de en az bunu oynayabiliyorsunuz. Yani gördüğünüz gibi tek sıkıntı bir kurşunum kaldı. Ya buradan donat çıkacağız ya da paramızı katlayıp yolumuza devam edeceğiz. Şurada oyna diyoruz. Direkt buradan otomatik olarak bize bir tane rakip bulacak. Ayrıca tek bir şeyimiz kaldığı için şansımız kaldığı için benim bunu yardıra yardıra yenmem gerekiyor. Dur bakalım. Şöyle biraz devam edelim. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Açıkçası onu da söylemem lazım. Sizin iyi görebilmeniz açısından ben telefonu böyle yere koyduğum için tam bir randımanla oynayamıyorum ve adam galiba elimi veriyor benim. Aynen. Gerçi 30 saniyemiz daha var. Biraz daha şöyle kastırırsam herhalde adama yetişebilirim. Ama şu anda 52, 56, 110 falan bir şeyler oldu. Ve pezebek harca atmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi adam benim resmen <laughs> ve kalan 250 kuruşta gitmiş oldu bu şekilde. Yani bir daha şurada yeni devamı başlat diyecek. Hatta onu da göstereyim ben size. Davet gönderemezsiniz diyor. Çünkü ha, adam çevrilmişmiş pardon. Şöyle ana menü diyelim. Gördüğünüz gibi sıfır ve oyunumuz burada maalesef sonlanmış oldu. Şimdi sıfır liramız kaldı ama biz yine bir oyunu tıklayalım bakalım ne olacak. Map almak ister diyor. Ya alırsınız siz. Oyun gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. Ücretsiz bir oyun. Yani indirip oynamanız herhangi bir sakınca olmaz sonuçta. 25 MB'lik bir oyun. En fazla kutunuzda yerine beğenmesiniz de silersiniz. Yoksa başınızın gözünüzün salakası olur. Bizleri YouTube, Twitter ve Facebook adreslerimizden takip etmeye devam edin. Ayrıca e, webtekno.com'a da girmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.